Ertuğrul gibi büyük bir şahsiyet oynamak nasıl bir duygu Engin abi? Yani bir kere her şeyden önce her oyuncuya nasip olacak bir şey değil, onu baştan söylemek lazım. Tabii ki hani bizim şöyle bir eksiğimiz vardı açıkçası bu hikayeden önce. Ertuğrul'la oynamanın nasıl bir duygu olduğunu şöyle anlatmak, şöyle ifade etmek daha doğru. Kendi kahramanlarımızı kaybetmeye ya da unutmaya başlamışız aslında. Ve öz kahramanlarımız azaldığı için, en azından unutulmaya yüz tuttuğu için de televizyonda ve sinemada genel olarak bir kahraman eksikliğimiz vardı. İşte Amerikalıların Batman'leri var, Spider-Man'leri var, işte Captain America'ları var, o su var, bu su var ve sürekli bir kahraman üretebiliyorlar ve biz Ertuğrul'da bir şekilde bunu yakaladık. Tekrar bir kahramanımız, tekrar bir öz kahramanımızı gün yüzüne çıkarıp aslında bunu herkese bir şekilde sevdirebildik. Baktığınız zaman Ertuğrul Gazi ile ilgili de çok az kaynak var elimizde. Ve bu kaynaklarla bunu yapabilmiş olmak doğru bir dünya kurduğumuzu gösteriyor aslında. Dediğim gibi çok çok mutluyum böyle bir rol oynadığım için. Umarım herkese nasip olur diyeceğim ama çok zor yani. Osman Gazi'nin doğumundan sonra Diriliş Ertuğrul'u noktalamayı düşünüyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani ondan sonrası olacaksa Diriliş Ertuğrul olmasın, Diriliş Osman olsun bari. Bamsı karakteri gerçekten var mı? Çünkü ben Bamsı karakterini daha çok seviyorum. Ben. Diriliş Bamsı'yı 3 yıl sonra çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu işin sadece dizisini çekiyoruz. Ve gerçekten çok yoruluyoruz. Yani o kullandığımız kılıçlar, kullandığımız kıyafetler, bütün gün at üzerinde olmak. Biz bazen 8 saat, 6 saat at üzerinden inmiyoruz. Akşama parantez bacaklar biliyoruz. Onu da geçin. Onu söylemiştim. Yani gerçekten kolay bir yaşantı değil. Doğumdan itibaren alp olarak yetiştirilmek, doğumdan itibaren savaşçı olarak yetiştirilmek, üzerine zekayı eklemek, üzerine devlet bilincini eklemek ve bir ideal uğruna koşuşturmak hiç kolay bir şey değil. O yüzden bu işi yapmaya başladıktan sonra ecdadımıza ekstra saygı duymaya başlıyorsunuz ister istemez. Evet, kendi hayatımda da ete bayılıyorum. Deminki soruya istinaden ben şuna inanıyorum. İnsanın iç dünyası nasılsa dışına o yansır. Üstü kapalı bir şekilde. Yani buradaki bütün arkadaşlarım içinde bir şeyler vakti zamanında hissetmiş ki böyle bir şeyle buluşmuşuz. Aynı zamanda eti çok seviyorum. Biraz önce söz verdiğim arkadaşım. Yapılabileceğinden emin değildim bu projenin Türkiye'de. Yani tarih dizilerinin şöyle bir sıkıntısı var maalesef. Ya çok iyi yapmak zorundasınız ya da kötü yaparsanız komedi dizisine dönüyor. Ben bu proje çalışılırken Mehmet Bey'i daha önceden tanımıyordum. Ve doğal olarak nasıl bir ideali olduğunu, nasıl bir hayali olduğunu, evet bunlar önemli ama aynı zamanda ne kadar parası olduğunu da bilmiyordum. Çünkü bu işler parayla doğru orantılıdır gerçekten. Yani oraya siz 50 tane çadır kurarsanız biraz daha görseliniz düzgün olur. Ama yapımcının parası yok da 10 tane çadır kurarsa bu iş öyle olmaz. Ve hani gerçekten hayallerimiz aynı noktada mı? Ondan hiç emin değildik. Daha sonra tekrar Mehmet Bey'le buluştuğumuzda Mehmet Bey, hani TRT'nin ne kadar arkasında durduğunu projenin, kendi hayallerinin ne noktada büyük olduğunu anlattığında, yönetmenimiz de hayallerin hemen hemen aynı yerde buluştuğunu gördüğümüzde, o zaman hiç düşünmeden zaten kabul ettim. Ve iyi ki etmişim. Yani iyi ki etmişim. Cesaretin adıdır çınarın dirilişin, birlik olup beraberce bu yolda gidişin, çekirdeği oldu Ertuğrul bu dirilişin, engelsiz gönüllere selam olsun. Thank you.
engelli bu karakter çıkacak mı? Bu dizide olmasa bile ileriki dizilerde. Kardeş, seni bir bölüm alalım, oynatalım biz. Hep olmaz hocam o iş, hep beraber geliriz biz dernek olarak. Seni alalım. Şimdi bizim arkadaşlarla iletişime geçsinler. Şimdi bir şey istiyorlar. Tamam. Önce şeyi söyleyeyim. Bir defa Hayme karakterini çok seviyorum. Sevmemin başlıca nedeni yaşamış bir karakter olması. Yani gerçekte böyle bir insan yaşamış. Onun için de çok seviyorum. Keşke Hayme karakteri tüm kadınlarımıza örnek olsun. Çok etkisinde kaldığım çok fazla sahne var. Ama en zorlandığım sahneler, en büyük acısı olduğu halde Hayme'nin ağlamayışıdır. O beni çok zorluyor. Çünkü Hayme dik durması lazım, obasına örnek olması lazım, kuvvetli olması lazım. Onun için o sahnelerde birazcık zorlanıyorum ama işte onu da öyle artık idare ediyorum. Ben solağım. Ben gerçek solağım yani. Ertuğrul Gazi solak değil, ben solağım. Öyle tutuyor. Kameranın çekme açısından kaynaklı. Tabii kameranın açısıyladır. Sen arkadaşlar üç buçuk ay ok eğitimi aldık. Yani sizin, yani sen ne kadar atıyorsun bilmiyorum ama sizin kadar ok atıyoruzdur. Hatta daha iyi. O yüzden şey değil yani, merak etme, yanlış bir şey yapılmıyor orada. Bir ara izide yoktunuz dedi. Motor kazası geçirmişsiniz. Alperemek misiniz? Ben de öyle duydum, öyle dedim. Soruyu duymadım sadece, onu kaçırdım. Gerçekten öyle miydi? Ha, gerçekten öyle mi? Motor kazası geçirdim, ayaklara kemiklerimi kırdım. Ve Allah kuvvet verdi. Normal iyileşme süresinden yaklaşık 2 ay önce ayağa kalktım. Maalesef hepimizin motora binmesi yasaklandı abi. Rüyamda bilmiyorum. Hepimizin motoru vardı, hepimiz motora biniyorduk. Ve maalesef motora binemiyoruz, garajlarda duruyor motorlarımız.